Cellat Fuchs kent halkına nasıl karıştı? Yazan Sevgi Soysal. Seslendiren Kaya Akarsu. Kentin ortasından kıvrıla kıvrıla kentin dışındaki sulara varan ırmak, celladın evinin orada ikiye ayrılıyordu. Kentle ve ırmakla kesin bir sınırı vardı celladın evinin. Kentin bittiği yerdi bu ev. Kentin olabilecek en ırak noktası. 1400 yılından bu yana kent cellatlığını babadan oğula devreden Fuchs ailesi. Onlar kentin içinde oturmazlardı. Yasaktı bu. Kentin insanları arasında karışmaları da. Evlerinin önünden ırmağın bir kolu akardı. Celladın bahçesine girebilmek için ırmağın üstündeki özel köprüden geçmek gerekirdi. Kentin gözü pek çocukları bazen bu köprüye kadar sokulurlar, sonra celladın bıçağı boyunlarına değmişçesine kente kadar soluk almadan koşarlardı. Orta Çağ'dan 1900'lere kadar kaç çocuk bilirdi bu korkuyu? Yabancı cellat çocukları uzaktan seyretmenin ne olduğunu bilir. Fuchs'lar kızıl saçlıydılar. Orta Çağ'dan beri kızıl saçlılık bir şeytan işareti sayılırdı. Hem şeytanla hem cellatla ilişkili çocuklar. Kimselerle konuşmazlardı. Kimse onlara cevap vermezdi. Bunu gerektirecek bir durum olamazdı. Ailenin kadınları kent pazarına gidemezdi. Kimse onlara bir şey satmazdı. Yemek ihtiyaçlarını belediye karşılardı. Her gün bir at arabası gelir, bir şeyler bırakır giderdi. Arabacı Nevaliye'yi köprü dibine bırakır, dört nala uzaklaşırdı oradan. Kente vardığında doğru birahaneye koşar, korkunç ev halkı üstüne kendisinin de inandığı hikayeler uydururdu. Kent kadınları haftalık çaylarında yüzleri kızararak onları konuşurlardı. Ailenin kızıl saçlılığı akıttıkları kanın belirtisiydi. Bu kent Orta Çağ'dan bu yana idam seyretmeye bayılırdı. Çoluk çocuk güle eğlene fındık fıstık yiyerek idamları seyrederdi. İdam edilene hakaretler savururlar, başı kesilirken alkışlarlardı. Çocuklar günlerce idamcılık oynardı arkadan. Köklü bir eğlentiydi bu. Ama sonra, baş kesildikten bir süre sonra kesilen başa özel bir sevgi duyulur, bu haksızlığı işleyen cellat lanetlenirdi. Cellat, bütün bu haksız ölümlerin tek suçlusuydu. Bu neşeli ölümlerin, kentin cadılarının, kiliseye, tanrıya karşı gelenlerin, kralın savaşlarından kaçanların, prense vergi ödemeyenlerin, ırz düşmanı papazların başını, bazen prenslerine ayaklanan halkın başını, bazen halkın dileğiyle prenslerin başını hep bu aile kesti. O hem hüküm sürenlerin hem baş kaldıranların celladıydı. Hüküm sürenlerin ve baş kaldıranların somut haksızlığıydı. Kesilen her baş için bir ağıt yakıldı. Bu ağıtta cellat düşmanca anıldı. Ta Orta Çağ'dan bu yana. Yağmurlardan sonra kent surunun oradan celladın evinin önünden kente varan ırmak kızıl akardı. Kent halkı o zaman bilirdi ki cellat yeni bir idama karar verdi. İdamlar belli mahkemelerden sonra olurdu görünüşte. Ama önce cellat şeytandan işaret alır almaz idam edilecek zavallıya suç işletirdi. Doğaüstü güçleriyle, kızıl saçlarıyla. Joseph Fuchs uyandığında başı çok ağrıyordu. Atalarından kalan şarapları, mahzendeki şarapları yarılamıştı dün gece. Orta Çağ'dan bu yana ailenin imal ettiği şarapları. İnsanlarla görüşmemek uzun bir hayat demektir.
Fox ailesi zamanlarını, bu çok uzun zamanlarını değerlendirmeyi öğrenmişlerdi. Şarap yaparlardı, kilim dokurlardı, örgü örerlerdi, gitar çalarlardı, şiir yazar, şarkı söylerlerdi dört sesli. Tavuk yetiştirirlerdi, her güz evlerini onarırlardı. Her güz pancurları boyarlar, dama aktarırlar, evlerine yeni ek duvarlar örerler, kapılar yontarlar, marangozluk yaparlar, yaptıkları eşyaları cilalarlardı. Aralarında duvarlara resim yapanlar da çıkmıştı. Gözlerini göğe kaldırmış, kukuletalı başlıklar giymiş, kızıl saçlı adamların resimleri. Meyve resimleri, İsa'lar, Meryem analar, haçlar, kuzular, çayırlar, çobanlar, çiçek açmış şeftali ağaçları. Aileden biri, idam edilen ihtilalcilerden birinin resmini yapmıştı arkadan. Cellat soyunu etkilemiş tek idamın resmini. İnce boyunlu, kıvırcık uzun saçlı bir oğlan çocuk yüzü. Mavi gözler, kuru, İnatçı, öleceğini bilen, sonunu bilen gözler. Joseph Fox bütün gece kadehini o resme kaldırdı durdu. Orta çağdan, atalarından miras kalan bıçağı mahzene kaldırmıştı. Orta çağdan bugüne uzanan damar kopmuştu. Damardan oluk oluk kan akmıştı. Bütün o ölülerin kanı. Joseph Fox onları unutmak için şarap içmişti. Artık özgürdü, artık uzanan boyunları kesmek zorunda olmamak, artık öldürmemek hakkına sahip olmak. Bu artık kızıl saçlı olmamak gibi bir şeydi. Joseph Fox köprüyü geçti. Surun dibinden yürüyerek kente vardı. Önüne gelene günaydın diyordu. Bir şarkı söyler gibi, tutkusunu haykırır, aşkını açığa vurur gibi. Günaydın Bay Postacı. Günaydın Bay Gazeteci. Günaydın Bay Polis. Günaydın Bay Çöpçü. Kimse selamını almıyordu. Alışırlar, alışırlar. Bir adamın artık öldürmemesine alışmak, öldürmesine alışmaktan belki daha zor. Belediyenin merdivenlerinden çıktı. Günaydın Bay Kapıcı. Günaydın Bay Boyacı. Bütün günaydınları merdivenlerin, hollerin gri boyası üstüne yapıştı kaldı. Kirle karışık. Odacı duvarların kirini siliyordu bezle. Fox'un günaydınlarını da sildi. Kirli bezi kovaya sıktı. Günaydınlar boğuldu kovada. Fox bir haneye girdi. Kediler kaçıştılar. Kaçışmasalardı vuracaktı tekmeyi. Belediyedeki memurun kıçına atamadığı tekmeyi. Belediyede çalışıyordum. Orta çağdan bu yana ailem belediyede memurdu. Şimdi biliyorsunuz kanun değişince belediyede başka bir göreve atanmak istiyorum. Memur bakmamıştı yüzüne. Hep pencereden bakmıştı. Bir eliyle boynunu tutarak. Sonra anlıyorum demişti. Toplantıda bunlar hep görüşüldü. Fox düşünüyordu. Başka bir göreve, kent içinde başka bir eve. Oğullarının öbür çocuklarla futbol oynaması, haftada iki kez pazara gitmek. Memur yüzüne bakmamıştı. Bir eliyle boynunu ovarak. Saygılı konuşmuştu. Anlıyorum bunları. Yazılı dilekçen komisyonda görüşüldü. Biliyorsunuz, halkın hizmetindedir belediye. Bir celladın... Bağışlayın. Hizmetinden halkın hoşlanmayacağını anlatmak güç de olsa anlayacağınızı umarım. Bu bakımdan size emekli maaşı bağlanmasına, surun yanındaki evde oturmakta devam etmenize... Ama evi istemiyordu. En çok o evi. Kentin meydanında oturmak, parklarda oturmak, sinemalara gitmek istiyordu. Kalabalık bir iş yerinde çalışmak istiyordu. Bir gün bir genel eve gitmek.
O gün bütün gün gazetede gördüğü ilanların peşinde koştu. Kediler, kadınlar ve çocuklar kaçtılar, kapıları çarptılar, ağladılar, pencereler örtüldü, telefonlar cevap vermedi, perdeler kapandı, ziller çalmadı. Fox meyhaneye vardığında 500 yıllık idamı bir günde gerçekleştirmiş gibiydi. Bira ve gulaş ısmarladı. Hancı'nın karısı sert sert baktı. Gulaşı kediye verdim. Ve sonra başka bir şey isteyip istemediğini sormadı. Fox tezgahın oraya gidip boş bir bardağa bira doldurdu. İçti, doldurdu, içti. Hancı kadın ve müşteriler bir şey demediler. Ona bakmadılar. Bitmesini, idamın bitmesini, gitmesini beklediler öyle. İdam bitti sonunda. Dışarı çıktı. Irmak boyunca yürüdü. Irmak boyunca müşterileriyle sevişen orospular paralarını bile almadan kaçtılar. Müşteriler sövdüler. Gece kapılarını örttü. Ay saklandı. Bulutlar arkalarını döndü. Karanlık kaçışan orospuları, söven müşterileri sakladı. Onu almadı. Karanlık kapılarını kapadı Fox varmadan. Koşmaya başladı. Yeniden oynaması çocukların, kadınların gülümsemesi, yeniden mırlaması kedilerin, kapıların yeniden açılması. Birahanedekilerin yeniden sarhoş olması, şarkı söylemesi, orospuların müşterilerini memnun etmesi, tek suçlunun cellat olabilmesi için. Bu eski, bu orta çağdan kalma, bu aşağılık ve o kadar güzel, o kadar vazgeçilmez rahatlık için. Kentten kaçmaya başladı. Karanlığın çözülmesi, ayın görülmesi için. Ansızın ırmağı buldu önünde. Irmak açtı kapılarını ama. Karanlık suların derinlikleri Fox'u içeri aldı. Orada, o çok hızlı geçen son anda Fox artık öldürmemenin zor olduğunu anladı. Artık öldürmemekten vazgeçti. Orta çağdan bu yana bildiği tek şeyi bırakmaktan, tek suçlu olmaktan. O son anda elinde atalarından kalma kılıç, kentin bütün memurlarının, komisyon üyelerinin, karılarının, metreslerinin, çocuklarının kafasını kesti durdu, kesti durdu. Karanlık kapılarını açtı. Ay göründü. Kıpkızıl akıyordu ırmak. Ay baktı ırmağa. Fox'un suçunun kentin kanıyla kardeş aktığını, Fox'un suçunun kentin kanına karıştığını gördü.